Şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahım menfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Cümleten selamun aleyküm. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ben de böylece ilk defa buraya gelmiş oldum. Allah razı olsun. Bugün sizinle beraber birinci lemayı konuşmak istiyorum. Ama ondan evvel de 20. sözün birinci makamından küçük bir bahse dokunmak istiyorum. Şimdi benim derste meşrebim biraz cemaatle konuşmaktır, sormaktır, cevap almaktır falan ama Metin abi gelirken benim ağzımı bağladı. Dedi ki YouTube'dan canlı yayın yapıyoruz. Diğerlerinin sesi gelmeyebilir. Yayında sıkıntı olmasın dedi. Kendimi tutmaya çalışacağım o yüzden. Tutabildiğim kadar, tutamazsam yine soru cevap bir şeyler olabilir. Cenab-ı Hak beni yoluna hidayet eylesin. Birinci lema bize kıssayı Kur'aniye'yi anlatıyor. Bir kıssayı Kur'aniye'yi. Hangi peygamberin kıssasını? Evet, Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını. Zaten meşhur bir kıssa. Fakat ondan evvel şöyle bir yerden gireyim ben mevzuya. Anlam denilen şey aslında tırnak içinde söylüyorum sihirli bir şeydir sanki. Yani siz nesnelere yüklediğiniz anlamlarla onların dünyanızdaki etkisini değiştirebilirsiniz. Mesela ben Metin abiyle bu hafta tanıştım. Daha evvelden bir tanışıklığımız yoktu değil mi Metin abi? Ben sizi hatırlayamıyorum bir yerde karşılaştıysak da. Evet. Mesela ben yolda yürüyorum geçen hafta. Metin abi yolda yürürken arkamdan bana enseme bir tokat attı. Tanımıyorum daha geç tanışıklığımız mevcut değil. O zaman dönüp Metin abiye baktığım zaman benim hissim ne olur? Bir de bu hafta mesela tanıştık, muhabbet ettik, dost olduk. Yine beni yolda gördü, enseme bir tane şaplattı. O zaman dönüp baktığımda Metin abiyi gördüğümdeki tavrım ne olur? Bakın arasında nereden baksanız 180 derece bir fark olur. Yani birisi öyle, birisi böyle. Niye öyle? Çünkü artık ben ona farklı bir anlam yüklüyorum. Metin abi ben onu tanımadığım bir zaman bana vursaydı kızardım yani. Niye vurdun? Niye beni rahatsız ettin? Gibi gibi manalarla kızardım. Ve o olay bende öfkeye, nefrete sebep olurdu. Ama tanıştık, muhabbet ettik. Bildim ki Metin abi iyi bir insandır. Bildim ki Metin abi, bak Metin abi reklamını da yapıyorum ha. Şeyden dersten sonra ödemesini alırım. Metin abi iyi bir adamdır, hoş bir insandır, güzel muhabbeti var. Bildim. O zaman kızmam. Hatta neşelenirim Metin abinin bana olan bir iltifatı olarak görürüm. Biz de mesela büyüklerimiz, hocalarımız, yaşlılar özellikle bize öyle mesela tokat da atsalar rahmetli dedem böyle vurduğu zaman benim hoşuma giderdi mesela. Niye o iltifat ediyor aslında sana böyle vurduğu zaman? O sevgisini göstermiş oluyor. La teşbih ve la temsil Cenab-ı Hakk'ı tanımak da aynen böyledir. Cenab-ı Hakk'ı tanıdığınız zaman eserlerle muamelatınız değişir. Yani Cenab-ı Hakk'ı bilmekle varlıkla nasıl muhatap olduğumuz şekilleniyor. Biz bilsek ki imanımız öyle zaten. Bütün bu musibetler işte efendime söyleyeyim nimetler aynı Allah'tan geliyor. O zaman galiba İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de o şiir. Kahrında hoş, lütfunda hoş onun diye hatırlıyorum. Mesela o eşiğe, tabii o evliyaullah'ın Allah dostlarının yüksek makamı ama oraya kadar çıkabiliriz yani. O öyle demiş mesela. Kahrın da hoş demiş, lütfun da hoş. Neden? Çünkü aynı Allah'tan geldiğini biliyor. O mertebeye ulaştığınız zaman ensenizdeki tokat mı, yanağınızdaki makas mı, işte sevmek mi, vurmak mı değişmiyor. Madem ki sahibi öyle birisi, etkisi de böyle olur ancak diyorsunuz. O yüzden marifet-i ilahiyeye ait dersler çok mühimdir. Bizim hayatımızın her şeyine tesiri var. Fark edelim, etmeyelim. Aslında bütün hayatımız o iman penceresinde şekilleniyor. Orada doğru yerde doğru anlamlar verildiğinde hayatınızda da doğru karşılıklarını buluyorsunuz. Ve olaylar size işte sahipsiz veya zalimane gelmiyor. Aksine nihayetsiz cemal ve celal sahibi bir Allah'ın eserleri olarak görünüyor. Bu girizgahtan sonra gelelim 20. sözdeki o yere, birinci nükteye. 20. sözde Bediüzzaman Hazretleri bize Kur'an ayetlerine farklı bir şekilde bakmayı öğretiyor. Nedir? Kur'an'daki kıssalar sadece olaylar değildir.
Kur'an'daki kıssalar sadece olaylar değildir. Biz Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın veya Nemrut'la İbrahim Aleyhisselam'ın veya işte burada okuyacağız Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğumuz zaman sadece tarihsel olaylar okumuyoruz. Ya aslında Kur'an bize çok kanunu, çok düsturu o kıssalar içinde öğretiyor. İşte 20. sözde, 1. makamında, 1. nüktesinde hemen ona dair bir kısa metin var. Orayı okuyup ondan sonra 1. lamaya geçeyim. 1. nükte. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüz'iye vardır ki, Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüz'iye, yani hadisat-ı cüz'iye küçük olay, yani küçük hadise. Sanki bireysel bir şeymiş gibi, sadece İbrahim Aleyhisselam'ı ilgilendiriyormuş, sadece Yunus Aleyhisselam'ı ilgilendiriyormuş gibi haşa gözüken zahirde vardır ki olaylar her birisinin arkasında bir düsturu külli, yani kapsamlı bir düstur saklanmış ve bir kanunu umuminin, umumi bir kanunun ucu olarak gösteriliyor. Nasıl ki Allemel Ademel Esma'ya külleha, Hazreti Adem'in melaikelere karşı kabiliyeti hilafet için bir mucizesi olan talim-i esmadır ki bir hadise-i cüz'iyedir. Şöyle bir düsturu külliğinin ucudur ki nevi beşere camiyeti istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum ve kainatın envanı muhit pek çok fünun ve Halık'ın şunat ve efsafına şamil kesretli marifin talimidir ki nevi beşere değil yalnız melaikelere belki semavat ve arz ve dağlara karşı emanet-i kübrayı ham davasında bir üçhaniyet vermiş ve heyeti mecmuasıyla arzın bir halife-i manevisi olduğunu Kur'an ifham ettiği misullu, melaikelerin Adem'e secdesiyle beraber şeytanın secde etmemesi olan hadise-i cüz'iye-i gaybiye, pek geniş bir düsturu külliye-i meşhudenin ucu olduğu gibi pek büyük bir hakikati ihsas ediyor şöyle ki, Kur'an şahs-ı Adem'e melaikelerin itaat ve inkiyadını ve şeytanın tekebbür ve itminanını zikretmesiyle, Kur'an şahs-ı Adem'e melaikelerin itaat ve inkiyadını ve şeytanın tekebbür ve itminanını zikretmesiyle, nevi beşere, kainatın ekser maddi envaları ve o envanın manevi mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarını ve nevi beşerin hasselerinin bütün istifadelerine müheyya ve münkad olduklarını ifham etmekle beraber, o nevin istidadatını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevad-ı şerire ile onların mümessilleri ve sekine-i habiseleri, o nevi beşerin tariki kemalatında ne büyük bir engel, ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, Kur'an-ı Mucizül Beyan bir tek Adem'le cüz'i hadiseyi konuşurken bütün kainatla ve bütün nevi beşerle bir mukameleyi ulviye ediyor. Mukalemeyi ulviye ediyor. Şu cümleyi bir daha koyayım, son cümleyi. Kur'an-ı Mucizül Beyan tek bir Adem'le cüz'i hadiseyi konuşurken bütün kainatla ve bütün nevi beşerle bir mukalemeyi ulviye ediyor. Şimdi diyeceksiniz Ahmet ne okudun sen, bu kadar kelime yabancı, Osmanlıca bilmiyoruz, metinde ağırdı. Özetleyelim, Üstad Hazretleri burada şöyle bir manayı söylüyor, zaten en başta özetini kendisi yaptı. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüz'iye vardır ki her birisinin arkasında bir düsturu külli saklanmış ve bir kanunu umuminin ucu olarak gösteriliyor. Bir kere artık Kur'an'daki hiçbir kıssaya, hiçbir efendime söyleyeyim ayete, sadece ya tarihte geçmiş bir olay, bizimle ne ilgisi var, haşa haşa, öyle bakmayacağız ya. Kur'an'a bakarken bizim kuşanmamız gereken bakış açısı, bunun benimle ne ilgisi var? Bakınız, böyle bir manevi açlıkla Kur'an'a bakmak lazım. Bu Kur'an'ın bütününde anlatılan hikaye aslında benim hikayem. Burada Firavun'la Musa Aleyhisselam arasındaki kıssa, evet, Firavun da yaşamış, Musa Aleyhisselam da yaşamış ama o hadisede benim de bir hissem var. Bu açlık, bu mübarek açlık, bu manevi arayış ancak bizi Kur'an'dan tam istifade eder hale getirebilir ve Kur'an'daki hadiseleri de
olay olmaktan çıkarıp ne yapar? Kanun haline getirir. Mesela Kenan Demirtaş abinin, Allah ona afiyet versin, bir şeyi var hep verdiği örnek. Newton'un yer çekimini nasıl bulduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Okullarda da anlatırlar, bazen işte çizgi filmi falan da olur. Newton bir ağacın altında oturuyormuş, başına bir elma düşmüş. Hadise bundan ibaret. Şimdi siz yer çekimi kanunu diye bir şeyi bilmeseniz, yani böyle bir şeyin eğitimine sahip olmasanız ya da Newton kim bilmeseniz, bu hadise size anlatıldığı zaman işte bir adamın başına elma düşmüş. Bunun benimle ne ilgisi var? Ama azıcık böyle fizikle ilginiz olduğu zaman ya da işte başka alanlarda da olabilir buna benzer örnekler. Bu hadise anlatıldığı zaman sizin aklınıza ne gelir? Ha, yer çekimi kanunu. Bak, onunla ilgisi var bu kanunun. Yani olay anlatılıyor, hemen arkasından aklınıza kanun geliyor. Buradan gelen aklınıza bir kanun var. Kur'an'daki kıssalar da, hatta pek çok sayıda kanun içermekle böyledir. İşte burada söylediği mesela Adem Aleyhisselam'la talim-i istima meselesi ve meleklerin ona inkiyadı, şeytanın isyan etmesi, orada bize verilen bir ders var. Mesela nedir? Melekler çoktur değil mi? Meleklerin sayısı kim bilir ne kadardır yani. Evet. Şeytan kaç kişi? Bir kişi. Bakınız, bizim dünyaya baktığımızda da bakış açımız bu olmalı. Dünyada mesela ateş diye bir şey var değil mi dünyada? Ateş bize kaç fayda verir? Çok. Ocağımızı yakarız. Efendime söyleyeyim, başka başka işlerde belki 100.000 türlü, 1 milyon türlü işte kullanırız ve bunların tamamında da ateş faydalıdır. Peki ateş bize ne zaman zarar verir? Evet, kontrolsüz bir şekilde kullandığımızda veya işte efendime söyleyeyim, onun kanunu var, ona riayet etmediğimizde, Cenab-ı Hakk'ın onun için yarattığı sınırlara riayet etmediğimizde ateş bize zarar verebilir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu: melekler umumen Hazreti Adem Aleyhisselam'a inkiyat etmişler ama şeytan isyan etmiş. Kainatta da varlıklar umumen bizim yanımızdadır, insan içindir, insanın hayrınadır. Ama tek tük şerlerle karşılaşırız. Bu da nedir? Bizim kesbimizdeki sorundan kaynaklanır. Yani nasıl ki şeytan orada bir hata etmiştir, bakış açısı hatası yapmıştır, beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın demiştir. Aynen böyle de mevat-ı şerire de bizim onunla kesbimizden, onunla ilgili ilişkimizden, mesela alkolün de kullanılabileceği kimyada alanlar var. Çok iyi bir dezenfektandır veya işte efendim söyleyeyim yanıcıdır. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? İçme. Oradaki onu şer yapan ne? Senin onunla muhatap oluş şeklin. Cenab-ı Hak ona çok hikmetler takmış. Çok hayırlar da gördürüyor. Ama sen onunla öyle muhatap olma diye de seni uyarıyor. Senin muaşeret şeklin onu bozuyor aslında. Veya işte domuz. Şimdi domuz bize haram. Ama diyebilir miyiz ki domuzun kainatta yaratılışının bir hikmeti yok? Haşa. Öyle bir şey diyebilir miyiz? Bir sürü vahşi hayvanın rızkı domuz. Kurtların, aslanların, şunların, bunların veya belki çok çöpleri temizlemekle Cenab-ı Hak onları istihdam ediyor. Öyle bir hayvan yani, ne bulsa yiyen bir hayvan. Öyle bir fonksiyonu var. Burada bu bakış açısı orada o kıssanın altında var diyor Üstad Hazretleri. O bakış açısını biz de alıyoruz. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüz'iye vardır ki her birisinin arkasında bir düsturu külli saklanmış ve bir kanunu umuminin ucu olarak gösteriliyor. Buradan şimdi geldik birinci lemaya. Bakalım Yunus Aleyhisselam'ın kıssası bize ne söylüyor? Birinci lema: Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyina aleyhissalatu vesselamın münacatı. Münacat, dua, yakarış gibi manalar kapsar. En azim bir münacattır. O büyük bir münacatmış yani. Yunus Aleyhisselam'ın münacatı deyip geçmeyin. Onda bir sır var. En mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Bir yönü daha varmış. Neymiş? Eğer Cenab-ı Hakk'ın duamıza değer vermesini, icabet etmesini istiyorsak, o duanın içinde, Yunus Aleyhisselam'ın duası içinde öğretilen sırra vakıf olmalıymışız ki
O sır bizim duamızı da bereketlendirecek. Kendi duamızda o duaya yer verdiğimiz zaman, ama bir de onun bize öğrettiği manevi duruşu kuşandığımız zaman, Yunus Aleyhisselam'ın makamında onun gibi kendimizi düşündüğümüz zaman, onun gibi kainatla muhatap olduğumuz zaman ne olacak? Bizim de duamız kabule karin olacak inşallah. En mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı, gece dağdağlı ve karanlık, her taraftan ümit kesik bir vaziyette, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin münacatı, ona süraten vasıtayı necat olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, o vaziyette esbab bir külliye sükut etti. O vaziyette esbab bir külliye sükut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki, hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve Hud ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faydeleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbabtan başka bir melce olamadığını aynel yakin gördüğünden, sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için, şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve Hud'u musahhar etmiştir. Şimdi bak, duanın içindeki azim sır burada söylendi. Bu Risale'nin kilit cümlesi bu gibi. Yunus Aleyhisselam orada o şartlarda bir inkişaf yaşamış. Nedir o? Sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf etmiş. Sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf etmiş. Peki nedir bu? Öncesinde zaten biraz onu anlattı. Yani Yunus Aleyhisselam'ın şartlarını anlamaya çalışalım. Yunus Aleyhisselam öyle bir durumda ki, esbab namına yaslanacağı, sığınacağı, yardım alacağı hiçbir şey yok. Bak, esbab namına sığınacağı, yardım alacağı, destek alacağı hiçbir şey yok. Onu diyor, o vaziyette esbab bir külliye sükut etti. Demek ki ne? Sırr-ı ehadiyetin nur-u tevhid içinde inkişafı, esbabın bir külliye sükut ettiğini idrak etmekten geçiyor. Devam edelim. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki, hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve Hud ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faydeleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbab. Müsebbibül esbab ne demek? Evet, sebepleri yaratan Allah'ımız. Sebepler sebebi gibi tabiri caizse, la teşbih ve la temsil. Müsebbibül esbaptan başka bir melce olamadığına aynel yakin gördüğünden, sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için, şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve Hud'u musahhar etmiştir. O nur-u tevhid ile Hud'un karnını bir taht-el bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli davari emvaç dehşeti içinde, nerede kaldım? Zelzeleli davari emvaç dehşeti içinde denizi, o nur-u tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydan-ı cevelan ve tenezzügahı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazik eden o mahlukat, her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı. Şecere-i yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. İşte, şimdi hakikat kısmına geçiyor, kendi hayatımızı indiriyor. Yukarıyı biraz daha konuşalım. Demek ki
Yunus Aleyhisselam'ın ona nasip edilen gibi bir duruma nasipdar olmak için önce şu psikolojiyi yaşamak lazım. O noktaya varmak lazım. O hidayeti yaşamak lazım. Nedir o? Esbabın tesiriyle bu işler olmuyor. Veya şöyle söyleyelim. Esbabın yardımıyla bu işler dönmüyor. İnkişafı bizde olmalı. Ne demek istiyorum? Mesela dünyamızda öyle şeyler var ki biz bunların tam olarak nasıl yaratıldığını kavrayamadığımız için yaratılışını elbette hakikatte vermiyoruz ama sanki esbaptanmış gibi düşünüyoruz. Mesela işte internetten mutlaka hepiniz alışveriş yapmışsınızdır. İllaki bir kitap, bir kazak, bir şey almışsınızdır. Şimdi ben mesela internetten alışveriş yaptığım zaman diyorum ki ben kitap aldım. Biraz da böyle şey hissediyorum. Ya işte internetten şunu aldım, internetten bunu yaptım diye kullanıyorum bu ifadeyi. Fakat internetten bir şey alma hadisesinin ne kadarı tamamen benimle ilgili? Bakınız benim yaptığım iş şu kadar. Bilgisayar karşımda, elimde mouse, tık tık tık. Tıklıyorum, sepete ekliyorum, kredi kartı bilgilerimi işliyorum, tamam diyorum ve kredi kartın kazağı aldım veya kitabı aldım diyorum. Ben yaptım. Fakat bir, o bilgisayarın yapılması, yani o alışverişin gerçekleşmesi için gereken şartları konuşuyoruz şimdi. Bütüne bakmaya çalışıyoruz, bütün resme. O alma hadisesinin olması için bir, benim karşımda bir bilgisayar olması lazım. Bütün donanımıyla. O bilgisayarın hazırlanmış ve karşıma konmuş olması lazım. İki, o bilgisayarın bir işletim sistemi var değil mi? O çalışması sadece donanımıyla olmuyor. Bir de içinde program var onun. Onun yazılımının olması lazım. O ortak dili kullanan bir internet ağının olması lazım. Benim bilgisayarımda başka bir sistem var. Atıyorum internette başka bir sistem kullanıyor. Bağlantı kuramam ki. Sonra bir alışveriş sitesinin olması lazım. Oranın depolarının olması lazım. Onların satış hizmeti vermesi lazım. Lazım, 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 lazım. Aslında internetten herhangi bir şey alma meselesi benim sadece mouse'umu oynatma meselem değil. Koskocaman bir ağın sağlıklı işlemesine bakıyor. Siz tık 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 yaptınız ama kargo hata yaptı. Gelir mi o mal? Gelmez. Siz tık 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 doğru yaptınız ama firma bir hata yaptı, üretici firma. Gelir mi o mal? Gelmez. Yani o malın gelmesi belki bin şarta bağlı, bin şartın doğru işlemesi lazım. Ama insanoğlu işte hep böyle aldanıyor. Ben aldım, ben yaptım. Mesela işte bilgisayar oyunu oynuyoruz diyelim. Araba yarışı veya başka bir şey. Biz yeğenlerle bazen oynuyoruz. İşte şunu geçtim, bunu yaptım, yarışı kazandım. Halbuki oradaki bütün o iş sanal bir iş. Ve oradaki her şey kod, yazılmış bir şey. Ekran, olay yani böyle bir şey. Şimdi dönelim dünyaya, yaşadığımız hayata. Biz çoğu şeyi yaptık diyoruz, ettik diyoruz. Ama onun altında akan tıpkı o internet gibi, bilgisayar gibi, alışveriş firması gibi inayet pınarını görmüyoruz. Yani biz işte bugün de yaşıyorum. Bu yaşamak işinin ne kadarını acaba ben gerçekten yapıyorum? Bunu sorduğumuz zaman işte Yunus Aleyhisselam'ın o inkişafı böyle bir şey. Yunus Aleyhisselam o aşamada anlamış ki yani bu kurtarılma işi benim buraya düşürülmem ve kurtarılmam işi böyle esbapla olacak bir iş değil. Yunus Aleyhisselam'ın düşme hikayesi nasıl oluyor? Yunus Aleyhisselam kıssasını bilirsiniz. Kavmine kızıyor. Kavmi bir türlü hidayete gelmiyor. Galiba azap emarelerini alıyor Yunus Aleyhisselam ve kavmini terk ediyor. Cenab-ı Hak'tan izin almadan kavmini terk ediyor. Bir gemiye biniyor. Fırtına oluyor. Gemide fırtına olunca oradakiler şöyle bir şey varmış onların içinde bir adet. Eğer bir gemi fırtınaya yakalanırsa derlermiş ki herhalde bizde sahibinden kaçan bir köle var. Onun uğursuzluğu yüzünden fırtına oldu. Hani böyle şey derler işte şu uğursuzluk getirir, bu uğursuzluk getirir. Onlarda da öyle bir şeye inanılırmış. Yani gemisinden sahibinden kaçan bir köle varsa gemide o gemiye uğursuzluk getirir. Kurra çekelim yapıyor işte şey yapıyorlar. Kurra da üst üste Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. Önce bir çekiyorlar. Yunus Aleyhisselam çıkıyor.
Diyorlar ki ya bu köleye benzemiyor yani. Efendi bir adam bu. Bu değildir. Yanlış oldu. Bir daha kurra. Yine Yunus Aleyhisselam. Bir daha kurra Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam o kurra sırasında şunu fark ediyor. Yani bu iş normal bir iş değil. Cenab-ı Hak onu çıkartıyor kurrasında ve düşünüyor. Ha diyor, ben Cenab-ı Hak'tan izin almadım, evet. Ondan izin almadan ayrıldım. O sahibinden kaçan köle benim diyor. Ve onu denize atıyorlar. Fırtına, balık, şu bu. Şimdi o şartları düşünün. Yunus Aleyhisselam'ın başka ne ümidi olabilir Allah'tan başka? İşte o az önce benim verdiğim alışveriş örneği çok deni bir örnekti ama onu düşünün. Yani o esbab perdesinin tamamını aşıyor orada. Bu iş... Hatta orada devlet otoritesi, herkesin sözü geçecek bir devlet otoritesi yoksa mükafat ve mücazat verecek, o alışveriş bir şeye yaramayacak, anlatılacak. Evet, evet. Tek bir otorite lazım. Herkes tabii değil mi? Geçecek. Onun sıhhatle işlemesi için o da lazım. Doğru, doğru. Otorite lazım. Daha neler neler abi mesela. Hatta yer çekimi kanunu bile mesela, koyduğumuz şeyi yerinde bulmamız ona bağlı. Koydum ben buraya. Oraya bıraktım. Sana gönderdim. Yer çekimi kanunu olmasa neyi nereye gönderiyorsun? Bakalım gönderdiğin yere gider mi? Bıraktığın yerden uçar gider. Evet. Yani Yunus Aleyhisselam'ın o anki psikolojisi tabiri caizse böyle bir şey. Sebeplerin asıl yaratıcı olmadığını zaten biliyor. İmanı var. Ama orada ne düzeyde olmuş? Nuru tevhid içinde sırrı ehadiyetin inkişafı düzeyinde olmuş. Hepsini yöneten Allah, benim bu halimi de yöneten Allah. Bazen şaka programları oluyor. Mesela adam öyle şeyler yaşıyor ki süreçte, bir yerden sonra diyor ki ya bu kamera şakası mı ya, birisi hani bana oyun mu yapıyor diye etrafına bakıyor böyle. Niye? Çünkü etrafındaki olayların kendisine özel kurgulandığına uyanıyor bir yerde. Diyor ki ya bak, bu da bana denk geldi, bu da bana denk geldi, şu da bana denk geldi. Ya herhalde bir tezgah var, bu kadar da olmaz diyor. Dönüyor diyor ki ya kamera şakası mı var diyor, yani kamera nerede falan diyor. Uyanıyor. Yunus Aleyhisselam da ya bu kadar mı üst üste denk gelir? O idrak deniz aleyhimde, balık aleyhimde, gece aleyhimde, fırtına aleyhimde. Ya bu kadar mı denk gelir? Burada bir şey var. Cenab-ı Hak bana bir şey öğretiyor burada. O uyanışa erdiğiniz an işte nuru tevhid içinde her şeyi yaratan Allah'ın tecellisi, her şeyi yöneten Allah'ın tecellisi içinde sırrı ehadiyet. Sizin özellikle kastedildiğiniz, o etrafınızdaki şeylerin sizin için istihdam edildiği inkişafı yaşanıyor. Bu sırrı inkişaf ettiğiniz zaman duanızın da inkişafı başlıyor işte. O yakarışın inkişafı da orada oluyor. Devam edelim. Evet, vaktimiz var. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Şimdi Kur'an kıssası, onu nasıl hayatımıza indireceğiz? Ona başlıyoruz. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. 1. Gecemiz istikbaldir. Allah Allah. Gelecek, istikbal gelecek demek. Bizim geleceğimiz gece mi? Ne anlamda gece? Niye gece olsun? Gece nedir? Karanlıktır, bilinmezdir. Yani gece ne olduğunu bilmezsiniz. Gece yolculuk yapmayın derler. Niye? Çukur olur, düşersin. Vahşi hayvan olur, saldırır. Her şey olabilir yani gece. Bizim de geleceğimiz bizim için gece. Çünkü bilmiyoruz ne olacak. İlmin mesela gündüze nispetle gecenin özelliği, işte vukufumuz az. Gündüz her şeye vukuf ediyoruz. Baktığımızda 20 metre ilerisini görüyoruz mesela. Ama gece 1 metre ilerimizi görüyoruz, görmüyoruz. Bak, ilim şeyimiz azalıyor. Geleceğe de aynı o şekilde. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazar-ı gafletle, gaflet nazarıyla onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun bir denizi vardı. Bizim kaç denizimiz var? Dünyamızın tamamı bir deniz gibi. Ama mesela düşünün, gemi bir dalga vuruyor. İşte şu kadar insan ölüyor. Bize mesela Allah tekrarını göstermesin. Korona dalgası diye bir dalga vurdu mesela 2 yıl. Kaç tane cenaze aldı?
Dalga bu. Veya Allah göstermesin bir harp dalgası geliyor mesela. Bizim milletimizde çok savaşmış peş peşe. Balkan harpleri, işte dünya savaşı, kurtuluş savaşı. Bakın bir dalga vuruyor, kaç cenaze. Allah tekrarını göstermesin. Mesela deprem oldu, değil mi? Bir dalga vurdu, kaç cenaze. Şimdi biz denizde değil miyiz? Biz de denizdeyiz. Bak dalgalar nasıl geliyor. Bir dalga vuruyor, hop. Bir işte grip dalgası geliyor, bilmem kaç cenaze. Bir başka hastalık geliyor, kaç cenaze. Zaten ola gelen şeyler var. Hastalıklar var, onların sonuçları var. Bak dalgalar peş peşe. Aslında denizdeyiz. Sadece Yunus Aleyhisselam değil. Denizimiz şu sergerden küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Bizi yutan neymiş? Nefsimizin hevaları. Ya bizim nefsimizin hevaları bizi nasıl yutuyor? Aa, yutuyor. Çünkü senin insaniyetine layık kemalde yaşamana engel oluyor. Alışkanlıklar sanki ikinci bir fıtrat oluyor. İnsan onların dışına çıkamaz hale geliyor. Allah göstermesin, Allah hiçbirimizin başına vermesin. Mesela madde bağımlıları var. O adam için belki ekmekten sudan daha kıymetli o madde. Alamadığında çıldırıyor, sağa sola saldırıyor, kafa atıyor, bilmem ne yapıyor. Sanıyor ki o al olmasa, vücuduna girmese mahvolacak, yanacak, tükenecek. Bak ne oldu? Hevası onu yuttu. O belki çok kıymetli bir insan olacaktı. Belki bir profesör olacaktı, belki bir alim olacaktı, bir doktor olacaktı. Belki 1000 türlü insanlığa fayda verecekti. Ama bir madde bağımlılığı, hevai nefsi onu yuttu. Nereye çekti? Toplumun en aşağısına çekti. Şimdi balık olmadı mı? Oldu. Tuttu, çekti aşağı. Yukarı gidecekken aşağı indi. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bir de o. Yani hevai nefsimiz ebedi hayatımızı da mahvetmeye çalışıyor. Bu hut onun hutundan 1000 derece daha muzırdır, daha zararlıdır. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen ona uyarak umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali yani geleceği ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın 100 bin boğucu emvacından kurtaracak? Haşa! Zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Hani futbolu takip edenler için söylüyorum. Ben de bir zamanlar takip ederdim. Beşiktaşlıyım bu arada. Bu sene fazla bir heyecanımız yok. Yarışta değiliz. Kafamız rahat. Eskiden takip ederdim mesela. Böyle nasıl tartışıyoruz değil mi? Ya nasıl bir futbolcu lazım? Beşiktaş'a nasıl bir orta saha lazım? Şu özellikleri olması lazım. Şu olması lazım ki Beşiktaş'ı yürütsün, kaldırsın. Veya Galatasaray veya Fenerbahçe. İşte şuraya şöyle bir oyuncu lazım. Buraya böyle bir oyuncu lazım. Bunları düşündüğümüz kadar acaba şunu tefekkür ediyor muyuz? Bize nasıl bir Allah lazım? Bize nasıl bir Allah lazım? İnsan gibi insana, insanın insan gibi yaşamasına, insanın o nihayetsiz aczına ve fakrına rağmen hayatta kalabilmesine, tutunabilmesine, mutlu olabilmesine nasıl bir Allah lazım? Bakın burada onu şey yapıyor. Ya öyle bir zat lazım ki bize, gelecek de onun kontrolünde olmalı. Çünkü bizim mutluluğumuzun gelecekle de ilgisi var. İstikbal taht emrinde, kontrolünde. Dünya taht hükmünde,
dünyaya da hükmetmesi lazım. Yani şu ana da hükmetmesi lazım. Nefsimiz taht-ı idaresinde. Bir de nefsimizi de idare etmesi lazım. O yüzden bakın İslamiyet bizim uluhiyet anlayışımızı, tasavvurumuzu nasıl yukarıya kaldırıyor? Biz Lata, Menata, Uzza'ya, işte efendime söyleyeyim fareye, ineğe, buzağına falan Allah diyebilir miyiz bu aşamadan sonra? Haşa sümme haşa. Böyle bir idrake ermiş bir insan öyle şeylere Allah der mi? Diyemez ki, çünkü kendisine lazım olan Allah böyle bir Allah olmalı. Nasıl? O zat olabilir ki istikbal taht emrinde, dünya taht hükmünde, nefsimiz taht idaresindedir. Acaba Halık-ı semavat ve arzdan, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın 100.000 boğucu envacından kurtaracak, haşa, zat vacibül vücuttan olmazsa olmaz Allah'tan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Şurayı da okuyayım ve bitirelim. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam o münacatın neticesinde Hut'u ona bir merkup, bir binek, balık onun bineği olmuş. Bir taht el bahir, bir denizaltı gibi olmuş. Ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bu bir ayet-i kerime arkadaşlar, abiler. Meali de şöyle: Ya Rabbi sen münezzehsin, her türlü kusurdan münezzehsin. Ben kendime zulmettim. Ben kendime zulmedenlerden oldum. Burada bir talep var mı? Zahirine baktığınız zaman bir şey istemiyor gibi. Ama durumunu beyan etmekte de zımmen bir talep var. Siz birisine gidip ben açım dediğiniz zaman karşıdaki ne anlar? Ha, bu yemek istiyor. Yunus Aleyhisselam da burada kendi halini öyle güzel arz etmiş ki Cenab-ı Hakk'a, o da onun ihtiyacını vermiş. Demeliyiz, La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, yani sen birsin, senin işin yoktur cümlesiyle istikbalimize, Subhaneke, her türlü kusurdan münezzehsin kelimesiyle dünyamıza, İnni kuntu minaz zalimin, ben kendi nefsime zulmettim fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabı ile istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemiz dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin, diyor ve metin devam ediyor. Toparlayalım. Bir psikiyatr var, meşhur bir psikiyatr. Onun Bugünü Yaşama Arzusu diye bir eseri var. Irving Yalom diye meşhur bir adam bu. Onun içinde bir cümle vardı, hiç unutmuyorum, kitabı okumuştum. Diyor ki psikiyatrik tedaviler, psikolojik tedaviler ancak diyor hastanız suçlamayı bırakıp sorumluluğunu kabul ettiği noktada başlar. Bakınız, tedavi, psikolojik ve psikiyatrik tedavi diyor. O hasta çevresini suçlamayı bırakıp ya benim de şu sorumluluğum, şu hatam oldu deme noktasına geldiğinde başlar diyor. Eğer diyor hasta geldi ama herkes suçluyor, kendisine hata kondurmuyor, o adama diyor tesir edemezsin. Ona diyor yan yollardan kendi kusurunu hissettirmeye çalışırız diyor. Eğer diyor kendisinde de bir hata olabileceği ihtimaline varırsa tedavi o zaman başlar diyor mesela. Bunu kulluğa çevirelim. Evet, kulluk da işte burada başlar. Sen o kadar hatayla, günahla aludesin ama hala Cenab-ı Hakk'ı suçluyorsan, Allah'ım bunu niye vermedin, şunu niye etmedin diyorsan, kusura bakma, oradan bir şey başlamaz. Eğer kendine dönüp ben nerede hata yaptım dersen, Yunus Aleyhisselam'ın duasında da o sır var. Ben diyor nefsime zulmettim. Ya Rabbi sen bunları yapmakla bana kötülük etmedin. Ben nefsime zulmettim. İşte orada değişim başlıyor. Hatta inelim. Kendi hayatıma ineneyim. Ben de mesela gençliğimde çok hatalar yaptım. Hatta işte eğitim sürecim de güzel gitmedi. Üniversite okuyamadım mesela. Şimdi ben herkesi suçlasam buradan bir şey çıkmıyor. Ama dönüp kendime desem ki ya ben o süreci başka türlü yapabilir miydim? Hatalarıma bakabilir miydim? Şunlar şöyleydi ama ben de böyle böyle yapamaz mıydım? O zaman bir şeyler yapabilmenin imkanı doğuyor. O boşlukları doldurup daha iyi bir hayata geçebilmenin imkanları doğuyor. Çünkü senin yapabileceklerin var hala. Ama suçlamaktan bir şey çıkmıyor, eylem çıkmıyor. Kendi hatamıza döndüğümüzde oradan eylem çıkıyor, yapabilecekler gözüküyor.
Ama suçlama yaptığımız zaman oradan bir eylem, bir hareket çıkmıyor. Özetle metnimizin bize verdiği ders böyle bir ders. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasının da bize verdiği ders böyle bir ders. Önce kendi nefsimize bakıp bizde neyin değişmesi gerektiğiyle yüzleşmeliyiz ki değişebilelim. Hayat da bize o yüklediğimiz yeni anlamlarla güzel yüzlerini gösterebilsin. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak bu hayırlı manaların üzerimizde tesirini halk eylesin. Buradaki bu güzel manalar hürmetine bugün andığımız ismi şerifleri, manayı şerifleri hürmetine Gazze'ye, Filistin'e de inşallah kurtuluşlar nasip eylesin. Bir de bir ablamız vesvese hastalığına arız olmuş, ona dua istemişti özel gittiğin yerlerde dua ettir diye. Cenab-ı Hak o ablamızı da vesveselerden, belalardan ve bir türlü hastalıklara müptela olanlara da şifalar nasip eylesin. Allahümme inni estavdüke cemi'a manzuruhu fi hazel kitabi hatta teruddehu aleyye fi vakti ihtiyacileyh. Ya Rabbi, bize bu kitapla öğrettiğin ilmi yine senin yüce katına emanet ediyoruz. Sen emanetleri zayi etmezsin. İhtiyaç anımızda bize tekrar ilet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.